şahsım, arkadaşlarım, belediye meclis üyelerimiz, partim, Konya Büyükşehir Belediyesi, ilgili bakanlıklar her zaman yanımızda. Biz gerçekten bu 4 yıl boyunca bunları ileride de konuşacağız tabii ki. Yani Ereğli'nin yaşanabilir şehir olması anlamında gerçekten altyapıya büyük önem verdik. Bunu Büyükşehir Belediye'mizde yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Yani her zaman ifade ediyoruz. 2018 yılında Ereğli'deki vatandaşların asbestli borudan su içmelerini hiçbir zaman bir şekilde izah edemeyiz. Şunları bitiriyoruz ve şu an itibariyle Uğur Mumcu Caddesi'ndeyiz. O ağaçlarla ilgili yaygara koparılan yerdeyiz. Bugün yaptığımız Kıbrıs Caddesi, Gülbahçe Caddesi, Atatürk Bulvarı, işte efendime söyleyeyim Ünlü Bulvarı, İstasyon Caddesi, şehrin havası değişti. Kim ne derse desin. Yani biz bu anlamda böyle kendimizi dev aynasında görmüyoruz. Yaptığımız hizmetlerin sorgulamasını yapıyoruz. Dönüşlerini takip ediyoruz. Objektif değerlendirmeler yapıyoruz. Tabii ki siz de takdir edersiniz ki herkesin her şeyden memnun olması mümkün değil. Yani çok da az da olsa, çok cüzi bir oranda da olsa, yani böyle nasıl ifade edeyim, Ereğli'ye som altınla yol yapsanız bu olmamış diyecek zihniyetler var. Biz bunlarla vakit kaybetmiyoruz. Şimdi Uğur Mumcu Caddesi'nde en son orası kaldı şehir merkezinde. Asbestli boruları değiştirdik. Kanalizasyonu kapasitesini arttırdık. Yağmur sularının akacağı yerleri yaptık. Ama bunları yaparken hassas gidiyoruz. Bakın oradaki altyapı o kadar önemli ki KOSGÜ ile birlikte çalışıyoruz. Vatandaşa su konusunda Ramazan ayı da mağdur etmemeye çalışıyoruz. Apartmanları hep aşama aşama gidiyoruz. Yani sularını kesmemeye dikkat ettik. Çalıştık. Denemeler yaptık. Çatlak var mı, patlak var mı? Uzun sürdü vesaire. Şimdi altyapı bittikten sonra dikkat edersiniz bir tarafın asfaltını 16 saatte döktük. Şimdi altyapının bu kadar önemli olduğu bir yerde onu çözdükten sonra bizim için asfalt yapmak zorunda değil. Yani uzun sürmesinin sebebi altyapı mı diyorsunuz? Tabii ki bunlar kazılıp sökülmesin diye bunlarla uğraşıyoruz biz. Orada orta refüjdeki ağaçlarımızı da kestik. Bu ağacın apartmanın 5. katı mı 6. katında böyle kameraya alınıp böyle paylaşılıp bir şey bulduk gibi bir eksik gedik bulduk gibi paylaşılmasına biz alışkınız. Aynı şeyi biz Kıbrıs Caddesi'nde de yaşadık. Kontahmet Kavşağı'ndan Kuyubaşı'na kadar oradaki kısımda da öyle ağaçlar alınmıştı. Oradaki alınan ağaçlar akasya ağacı. Tabii ki yeşilin her türlüsü bizim için önemli ama biz bir kent, şehir estetiğini düşündüğümüzde yeşilin de daha iyi yeşilin ve daha iyi ağacı dikmek ve hemşerilerimize bunu sunmak zorundayız. Yani buna benzer şeyler oradan açıldı. Sadece yaptığımız iş o değil. Köylerimizde, mahallelerimizde çalışmalarımız sürüyor. Sosyal belediyecilik konusunda faaliyetlerimiz sürüyor. Ereğli'nin bir marka haline tanınabilir şehir olması noktasında çalışmalarımız sürüyor. Organize sanayinde istihdamla ilgili önemli çalışmalar sürüyor. Bu konuda işte bisküvi ve şekerleme fabrikasını sık sık bahsetmiştik. Orada şu anda çalışan işçi sayımız 350'yi buldu. Yıl sonuna kadar hedef 700'ü bulsun diye uğraşıyoruz. Yeni bir süt fabrikası yeri tahsis ettik. Ereğli'deki günlük üretilen sütün 1/3'ünü işleyecek bir süt fabrikasını Ereğli'ye kazandırdık. Bunlarla uğraşıyoruz biz. Canla başla çalışıyoruz. Ben şunu söylüyorum. Hizmette sınır yoktur. İhtiyaçlar sınırsızdır. Talepler sınırsızdır. Yani bu konuda vatandaşlarımızın talepleri, hizmete olan talepleri her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Olması gerekir. Çıta her zaman yükseliyor. Bu açıdan bundan hiçbir sıkıntımız yok. En iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Yani bugün biz bir mahalle statüsünde olan köyümüze gidiyoruz. %95'ini kilitli taş yapmışız. Hatta muhtara espri yapıyorum. Muhtar diyorum, bizi kilitli taş olmayan bir yoldan götür köyün çıkışına diyorum. Yani bu derece iddialıyız. Belki 3-5 ev yapılamamıştır. Onun %5'e tekabül eder. Bu şekilde hizmetler üretiyoruz. Bu hizmetleri üretirken de şükürler olsun. Bizim en büyük bu anlamdaki kaynağımız, gücümüz vatandaşımızın bize olan samimiyeti, içtenliği. Yani o açıdan baktığımızda yani şunu yaptınız başkanım, şunu da yapalım. Şu yolu yaptık, şurayı da yapalım. Hep böyle yaptıklarımıza artı olarak yapılma talepleri var. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor.